İşte burada ilginç bir tepkime görüyoruz. Elimizde biraz demir, biraz da hidroklorik asit var. Sulu bir çözeltimiz olduğunu varsayarsak ürün olarak da demiriki klorür elde ediyoruz. Demiriki klorür ne diye düşündüyseniz, birazdan ondan da bahsedeceğim. Demiriki klorürün yanında biraz da moleküler hidrojen elde ediyoruz. Şimdi sizden bu videoyu bir süreliğine durdurup bu molekülleri oluşturan her bir elementin tepkimeden önce ve tepkimeden sonraki yükseltgenme basamağını bulmanızı, hatta bunun sonucunda da yarı tepkimeleri yazarak hangisinin yükseltgendiğini ve hangisinin indirgendiği konusunda fikir yürütmenizi istiyorum. Şimdi videoyu durdurup bunların üzerinde bir düşünün. Evet. Düşündüğünüzü varsayıyorum. Demir burada hiçbir şeye bağlı değil. Bu nedenle daha önce de bahsettiğimiz hayali yükseltgeme basamağı dünyasında elektron kazanıp vermesi için hiçbir neden yok. Yani yükseltgeme basamağı sıfır. Ancak burada klora bağlı bir hidrojen var. Klorun çok elektronegatif, hidrojenin de o kadar elektronegatif olmadığını biliyoruz. Öyleyse klorun bu elektronlarını aldığını varsayabiliriz. Bu şekilde de eksi 1 yükseltgen ve basamağına sahip olur. Hidrojen de tam tersi şekilde o elektronunu kaybettiğine göre artı bir yükseltgen ve basamağına sahip olacaktır. Aslında eğer istersek buraya 1 artı, buraya klorun üstüne de 1 eksi yazabiliriz. Bu taraf bittiğine göre bir de tepkimenin diğer tarafına bakalım. Buradaki demir iki tane klora bağlı. O zaman öncelikle klorun genel olarak ne yaptığına bir bakalım. Kloru daha önce incelediğimizi hatırlayacaksınız. 17. grupta bulunan bir element olduğunu söylemiştik. Bu nedenle de bir elektron daha alıp değerlik elektronlarını 8'e tamamlayabilmek için yapmayacağı şey yok. Bu yüzden de başka bir elemente bağlı olduğu zaman genel olarak yükseltgenme basamağı eksi 1 oluyor. Bunu üst olarak yazmadığım için istersem eksi 1 olarak da yazabilirim değil mi? Neyse devam edelim. Bu klorların her biri bir elektron alıyor diyelim. Dolayısıyla yükseltgenme basamakları eksi 1 olacak. Her bir klorun yükseltgenme basamağı eksi 1. Ve de bu molekül yani demir 2 klorür nötr olduğuna göre sizce demirin yükseltgenme basamağı ne olmalı? 2 tane eksi 1 yani eksi 2. Demek ki bunu nötrelleştirmek için demirin artı 2 yükseltgenme basamağına sahip olması gerekiyor. İşte bu nedenle de bu moleküle demir 2 klorür deniyor. Demir 2 derken aslında demirin yükseltgenme basamağının artı 2 olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Peki bu hidrojenlere ne demelim? Bir hidrojen bir diğerine bağlanmış durumda. Bir hidrojen diğerinden üstün olarak elektronları kendine çekme ya da elektronları diğerine verme lüksü yok. Öyleyse iki hidrojenin de yükseltgenme basamağı sıfır olacak. Sırada yarı tepkimelere yazarak hangisinin yükseltgenip hangisinin indirgendiğini bulmak var. Demirle başlayalım. Sol taraftaki demirin yükseltgenme basamağı sıfırdı. Sağ tarafta ise demir artı iki yükseltgenme basamağına sahip. Peki, sıfırdan artı ikiye nasıl geldik? Tabii ki de elektron kaybetmemiz gerekti. Ne zaman bir elektron kaybederseniz hayali yükseltgenme basamağı ya da tabii gerçek bir elektron kaybı varsa gerçek yükseltgenme basamağı artar. Yani daha pozitif hale gelir. Burada gördüğünüz arkadaş elektron kaybediyor. Ya da aslında olay olup bittiğine göre elektron kaybetmiş de diyebiliriz. Burada olduğunu varsaydığımız elektronları vardı. Ama burada onları kaybetti. Peki bu elektronlar nereye gitti? İşte tam buradalar. Elektron kaybetmeye ne dediğimizi hatırlıyor musunuz? Yükseltgenme diyorduk değil mi? Burada yapılan aslında genel olarak oksijenin yaptığı şey. Yani elektron almak. Burada oksijen olmasa da oksijen varmış gibi bu elementin elektronları alınmış oldu. Dolayısıyla yükseltgendi. Evet buraya da yazalım. Demir yükseltgendi. Şimdi bir de hidrojenlere bakalım. Sol tarafta gördüğünüz üzere yükseltgenme basamağı artı bir olan iki tane hidrojen var. Sağ tarafta da iki tane hidrojen var. Zaten bu şekilde olmasa bu tepkimenin denkleştirilmiş olduğunu söyleyemezdik değil mi? İki tane hidrojenimiz var. Tamam. Ama onların yükseltgenme basamağı ne? Sağ taraftakilerin yükseltgenme basamağı sıfır. O zaman pozitif bir yükseltgenme basamağından nötral bir yükseltgenme basamağına nasıl geçebiliriz? Elektron kazanmamız gerekir değil mi? Bu varsaydığımız ya da gerçek yükseltgenme basamağını aşağı çekmenin tek yolu. Buradaki arkadaşlar yani hidrojenler birer elektron kazanmış olmalı. İki hidrojen olduğuna göre toplamda iki elektron kazanmış olmalılar. Elektron kazanmaya ne diyorduk? İndirgenme. Hidrojen burada indirgeniyor. Burada onu da yazalım ki hatırlaması daha kolay olsun. Hidrojen indirgendi. Ya da klorlara ne demeli? Klorun sol taraftaki yükseltgenme basamağı eksi 1. Hatta 2 tane klor var. Aynı şekilde sağda da 2 tane klor var. Yükseltgenme basamakları da hala eksi 1. Demek ki klor bu tepkimede ne yükseltgenmiş ne de indirgenmiş. Ama bu tepkime bir yükseltgenme indirgenme tepkimesi yani bir redoks tepkimesi. Sonuç olarak tepkimenin içinde yükseltgenen ve indirgenen elementler var. Demir hidrojen tarafından yükseltgenirken hidrojen demir tarafından indirgeniyor.